أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلى شرف النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا الكافة وإلى روحنا الخاصة وإلى روحانية شيخنا وكبير قلوبنا وعلمنا علم الحاج محمود الوفي قدس سره الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Kâlû lillâhi teâlâ selâsetü âlâ fi ismin elfun arafahal melâketü lâ gayru ve elfun arafahal enbiyâ'u lâ gayru veya arrafahal enbiyâ'e, o da olabilir. Öyle yapalım. Ve elfin arrafaha el-enbiya ala gayru ve selâs-ü miyetin fil tevrati ve selâs-ü miyetin fil incili ve selâs-ü miyetin fil zeburi ve tis'atun ve tis'une fil kur'ani ve vâhidun iste'sarallahu bihi. Sümme mâna hâzi selâsete âlâ fi hâzi l-esmâ-i selâseti femen alimeha ve kâleha fekannemâ zekerallâhu teâlâ bi kulli esmâhi. Kâlû dediler ki, Meşayih-i Kiram buyurdu ki, İllahi Teala, Mevlamız için Celle Celaluhu vardır, ne vardır? Selâsetü âlâ fî ismin. 3000 ismi vardır Mevlamız. Elfun, arrafahel melâkete, Mevlamız onları meleklere öğretti. 1000 tanesi Mevlamız meleklere öğretti. La gayru, başkası değil. Mevlamızın Celle Celaluhu 3000 ismi şerifi vardır. 1000 tanesini Mevlamız meleklere öğretti. Başka kimse bilmiyor, başkasına öğretmedi. Ve elfun arrafahel enbiyâe, 1000 tane Mevlamız onları sadece peygamberane izama öğretti. La gayru, başkası değil. Evet, etti 2000. Ve selâsümiyetin fit tevrati, 300 tanesi Tevrat-ı Şerif'te geçer. Ve selâsümiyetin fil incili, 300 tane incili şerifte geçer. Ve selâsümiyetin fil zeburi, 300 tanesi zebur-i şerifte geçer. 2900 oldu. Ve tis'atun ve tis'une fil Kur'an, 99 tane Kur'an-ı Azimuşşan'da. Ve vahidun, bir tane de iste'serallahu bihi, Mevla onunla kendini seçti. Yani sadece kendinde var, başkası bilmiyor. Tamam. Sümme sonra mana hadi selaseti, mana hadi selasete alafin. Şu 3000 tanenin manası fi hadil esma-i selaseti, bu 3 ismin içinde vardır. Yani Bismillahirrahmanirrahim derken Allah ismi şerifi, Rahman ismi şerifi, Rahim ismi şerifi, bunların zımnında bu 3000 isim vardır. Yani bunların manası şümüllüdür. Umumi manaları vardır. Bunların manalarının tahtında diğer isimlerden nebze işaret vardır. Femen kim alimaha, kim bu 3 ismi, yani Allah lafzı şerifi, Rahman lafzı şerifi, Rahim lafzı şerifi, bu esma, bu 3 ismi alimaha, bunları bilirse ve kaleha, bunları söylerse, yani bunlarla zikrederse, bunları hatırlar, bunları dillendirirse, feke ennema zekerallaha teala bi kulli esmaihi, sanki bu kişi Mevlamızı bütün isimleriyle zikretmiş olur. Evet. Bu niye böyle yapıyor? Ve fil haber, haberde varid oldu ki enne nebiye aleyhisselam, peygamberimiz aleyhisselatu vesselam kale buyurdu. Rivayette geldi ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Leyletün üsriyebi ile semai, leyletün gece, öyle gece ki üsriyebi, ben isra yaptırıldım ile semai, semaya götürüldüm, semaya yürütüldüm gece,
Urida aleyye cemiyul cinan. Bütün cennetler bana arz edildi. Semaya götürüldüm, isra yaptırıldım, miraç ettirildiğim gece bütün cennetler bana göz arz edildi. Faraytu fiha arbaate enharin. Faraytu gördüm nerede fiha o cennetlerde. Neyi gördüm? Arbaate enharin. Dört nehir gördüm. Nehrun min ma'in. Bir nehir sudan. Ve nehran min ma'in. Bir nehir sudan. Ve nehran min lebenin. Bir nehir sütten. Ve nehran min khemrin. Bir nehir şaraptan. İsim benzerliği arkadaşlar. La fiha gavlun ve la te'sim. Bu arada Muhammed Şakir en sonu fadil vavdı. Tamam. Ve nehran min lebenin. Ve nehran bir nehir. Ve nehran min khamrin. Ve nehran bir nehir min khamrin. Şaraptan bir nehir. La fiha gavlun ve la te'sim. La fiha cennet şarabında olmadı. Ne olmadı? Gavlun. Böyle bir yani aklı götürmek yoktur. Ve la te'sim. Günah yoktur onda. Dünyadaki gibi değil. Yani o dünyadaki o menhiliye sebep olan şey oradaki şarapta yok. Lezzet var. Tamam. Yani menfaatli tarafları var. Zararlı tarafları yok. Menfaatli tarafları âlâ şekilde var. Ama zararlı tarafları yok. Hani şarap deyince bu şarap o şarap değil. O şarap bu şarap değil. Bu şarap o şarap değil. Ahirette, cennette dört tane nehir var. Su nehri, süt nehri, şarap nehri. Peygamberimiz işte o gece bana bunlar gösterildi buyurdu. Ve nehran bir nehir min aselin, baldan bir nehir. Fekultu ben dedim ya Cibril, ey Cibril. Min eyne teci'u hazil enhar. Bu nehirler nereden geliyor? Yani bunların kaynağı nedir? Ve ila eyne tesebu, ve bunlar nereye gidiyor? Nereden gelir, nereye gider? Kale. Cebrail aleyhisselam buyurdu. Tesebu ila havzul kevser. Bunların hepsi Havz-ı Kevser akar. Nasıl ki dünyadaki nehirlerin çıktığı bir kaynak vardır, bir göze vardır, pınar vardır. Sonra o nehir akar, bir denize, bir göle, değil mi? Karışır. Bunlar nereden geliyor, nereye gidiyor? Sordu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Kale, Cebrail aleyhisselam buyurdu. Tezhebu bunlar gider, ila Havz-ı Kevser, Havz-ı Kevser'e gider. Ve la edri, ve ben bilmiyorum, min eyne teci'u. Bunlar nereden geliyor bilmiyorum. Nereden geliyorlar, nereden çıkıyorlar ben bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam böyle buyurmuş. Ama bunlar Havz-ı Kevser'e gider. Fed'ullaha Teala, Cebrail aleyhisselam peygamberimize diyor. Fed'ullaha Teala, Mevlamıza dua et, liyuallimeke, sana öğretsin, ev yahut da yürüyeke, sana göstersin. Allah'ımızın Celle Celal, sana bu hususu öğretmesi, sana bu hususu göstermesi için Mevlamıza dua et. Buyurdu Cebrail, dedi Cebrail aleyhisselam. Fed'a Rabbahu, peygamberimiz aleyhisselatü vesselam Mevlamıza dua etti. Feca'a melekun, bir melek geldi. Feselleme alen nebiyyi aleyhisselam. Peygamberimize aleyhissalatü vesselam selam verdi. Böyle hani okunurken hani hayal gücünüzde böyle biraz canlandırmaya çalışın. Tabii bizim canlandırdığımız şey vakıın birebir mutabık olmayacak ama hem biraz daha böyle anlamanıza, biraz daha hissetmenize sebep olur. Bir melek geldi peygamberimize selam verdi. Sümme kale, sonra o melek dedi peygamberimize. Ya Muhammed, ey Muhammed. Gammil aynike, gözlerini yum. Kale, Peygamberimiz buyurdu aleyhissalatu vesselam. Fegamastu ayni, gözümü yumdum. Sümme kale, o melek dedi, ne dedi? İftah aynike, aç gözlerini. Gözlerini yum, gözümü yumdum, aç gözlerini. Fefetahtu, açtım. Fe idâ bide ene ben inne şeceretin, bir ağacın yanındayım. Gözünü kapattı, açtı. Başka bir yerde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, bir ağacın yanındayım. Ve râeti gördüm, kubbeten min durretin beyda, beyaz inciden bir kubbe gördüm. Beyaz inci bir kubbe. Ve leha babun min zeheb ahmer, kırmızı altın. Altından bir şey kapısı var. Ve giflun, bir kilidi var. Altından bir kapı. Som altın. Kırmızı derken yani som altın. Mesela altının ayarı düştükçe rengi açılıyor ya. Tamam mı? İyice yani. Tam böyle. Altın, bir kilidi var. Lev enne cemi'a ma fit dünya minel cinni vel insi vada'u ala tilkel kubbeti لَكَانُ مِسْلَ تَائِرٍ جَالِسٍ عَلَى جَبَلٍ. Altından bir kapı, üzerinde bir kilit var. Lev şayet, yani Peygamberimiz tasvir ediyor şimdi gördüğü manzarayı, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize anlatıyor. Lev şayet enne muhakkak cemi'a ma fit dünya, dünyadakilerin hepsi. Minel cinni, cinlerden ve insanlardan, dünyada ne kadar cin var, dünyada ne kadar insan var. Vudu'u ala tilkel kubbeti, o kubbeye konsalar, yani o kubbenin içine girseler, lekanu misle ta'irin,
veya o kubbenin üstüne konsalar, öyle diyelim, o kubbenin üstüne konsalar, lekanu elbette olurlar, misle tairin bir kuş misali olurlar, calisin ala cebelin, bir dağın tepesinde durmuş, konmuş, bir dağın tepesine konmuş bir kuş gibi olurlar. Uf. Bak, gözünüze canlandırmaya çalış. Bir kubbe, ben önce burayı, hani kubbenin içine girilir ya şimdi, aklım oraya gitti benim, ama burada üzerine konsalar. Zaten teşbih de orası. Kubbe, inciden, beyaz inci bir kubbe. Ama nasıl bir kubbe? Bütün insü cin kubbenin üzerine konsa nasılmış? Bir dağın tepesine konan bir kuş gibi olurmuş yani. Bir dağın tepesine bir kuş konsa nasıl bir manzara? Hani nasıl yer kaplar? Ne kadar işgal eder? Yani işte şimdi şunu kürsün üzerinde şunu düşün. Bu bile az değil mi şimdi? Dağın tepesinde yani. Bütün insü cin, demek ki ne kadar büyük bir kubbe, tamam mı? Büyüklük burada anlatıldı. Lekanu misle ta'irin câlisin ala cebel, bir dağın üzerinde duran, konan bir kuşa benzer. Feraytu hâzil enhâral erba'te tahrucu min tahti hâzil kubbe. Feraytu, ben gördüm, neyi, hâzil enhâral erba'te, şu dört nehri gördüm, tahrucu çıkıyor, min tahti hâzil kubbeti, o kubbenin altından çıkarken gördüm. O dört, hani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sordu ya, Cebrail aleyhisselam nereden geliyor, nereye gidiyor diye. Cebrail aleyhisselam, ben bilmiyorum, Allah'a dua sana öğretsin buyurdu dedi. Peygamberimiz dua edince bir melek geldi, selam verdi. Sonra gözünü kapattı. Gözünü açtı, bir dakika baktı, bir ağaç. O karşıda bir kubbe. Karşıda deyince artık düşün, artık öyle bir kubbe yani. Karşı deyince de şöyle bir karşı değildir herhalde. Yani artık karşıda bir yerde nasılsa. Ondan sonra o dört nehir ne yapıyor? O kubbeden çıkıyor. Takrucu min tahti hadil kubbeti. Felemma aradtu en erca'a. Ne zaman ki ben dönmeyi murad ettim, tamam. Sorduğum sorunun cevabını aldım. Nereden çıkıyormuş bu nehirler? O işte inciden çok büyük olan, bütün insü cin üzerine konsa bir kuş kadar yer kaplayacağı bir kubbenin altından çıkıyormuş. Bunu gördüm, tamam. Ben sorumu sordum, cevabımı aldım. Felemma aradtu en erca'a. Felemma, ne zaman aradtu, ben murad ettim, neyi, en erca'a, dönmekliğimi, dönmeyi murad ettim. Kaleli, melek bana dedi ki, kaleli zalikel meleku, o melek bana dedi ki, lime la tedhul el kubbete, lime la tedhulil kubbete, lime, niçin la tedhul, girmiyorsun nereye, el kubbete, kubbeye girmiyorsun. Niye girmiyorsun kubbeye? Melek bana dedi ki, niye kubbeye girmiyorsun? Kultu, ben dedim, keyfe edhul, nasıl gireyim? Bu ala babiha kiflun, kapısında şey var, kilit var. La miftah lehu indi, bende anahtarı yok. La miftaha, anahtar yok lehu, o kilit için, indi, benim yanımda. Oradan anahtarı bende yok, nasıl gireceğim ki? Kale, melek dedi ki, miftahahu bismillahirrahmanirrahim. Onun anahtarı Besmele-i Şerif'tir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Şimdi Fatiha-i Şerife mesela gelecek aşağıda. Bilmiyorum. Yani mevzular böyle, hani kıssavari mevzu bu dersteki geçecek şeyler. Belki okuruz. Kaç? 6 geçen başladık. Fatiha-i Şerif'in başından okuruz biraz. İnşallah yani. Fatiha-i Şerif. Böyle şeyler var elimizde ya. Bismillahirrahmanirrahim var. Fatiha-i Şerif var. Allah lafzı şerifi. Rahman lafzı şerifi. Rahim lafzı şerifi. Fenazerimize mükerreren duydum. Birisi, bir gayrimüslim, bir Müslümana musallat oldu. Böyle çekti kılıcını, öldürecek onu. Ya Rahman Rahim miydi? Bir daha. Ya Rahman e'inni. Yani büyük ihtimal öyleydi. Ya Rahman e'inni, değil mi? Evet. Ne? Ya Rahman Rahim. Benim de aklımda öyle ama o çok muallak, o gene mefhum olarak tutuyor. Yani şimdi bak, benim aklımda kalan o. Ama kat'i söylemiyorum. O kişi çekti şimdi kılıcını, yatır diye yere kesecek. Tamam, yere düştü vatandaş, kesecek onu. Ya Rahman Rahim'in dedi. Yani Mahmut Hoca dedi, Ya Rahman a'inni dedi. Artık o veya o, tamam mı? Tam kılıcını vuracak, bir ses geldi böyle. Döndü baktı. Vatandaş, o gavur, geldi bir daha, bir daha, o gene söyledi, bir daha bir ses geldi.
Döndü baktı, kimse yok. Geldi bir daha, üçüncüde hop biri geldi böyle, kesti onun kafasını. Dedi, işte ben falanca kat semadaydım dedi, sen seslendiğin sırada. Mevla beni sana gönderdi yardım etmeye. Uzak mesafeden geliyor yani. Ama işte ne itikat var, ne yakın var, ne samimiyet var, ne tevekkül var. Olmayınca hepsi boşa çıkıyor işte bizdekilerin. Yani bizdeki şey oluyor, nasıl oluyor? Nasıl oluyor, nasıl oluyor, nasıl oluyor? Hani şimdi bizim ekmekler var ya, özü alınmış öyle bir şey yani işte. Yani aslı alınmış, sadece posası olan böyle sadece bir şey işte yani. Hani sütün yağını alıyorlar. Değil mi? Öyle süt işte yani. Onun gibi yani her şeyde var değil mi öyle? İçi hakikati alınmış böyle bir şey işte. Bir şey. Bizdekiler öyle. La havle ve la kuvvete illa billah. Subhanallah. Mesela şimdi aşağıda ben Fatiha-i Şerif'i okudum. Dehşet ya. Dehşet derken hani çok böyle sallayıcı şeyler okumayacağım size ama yani olsa arkadaşlar hani içi dolu olsa var ya yer gök oynar ya. Tefsir-i Şerif'e Ruhul Furkan'a bakın. Çok şey var. Burada da gelir Allah'ın izniyle. Ruh ben de gelir inşallah. Yer gök yerinden oynar ya. Ama içi dolu olsa. Kof olunca olmuyor. O kubbenin anahtarı nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Ama büyük ihtimal bizde sık açılmaz ha. İçi dolu besmeledir büyük ihtimal yani. Kof besmele değildir. Yağ alınmış besmele değildir yani. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Çok şükür. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Evet, Kevser. Ha, bilmiyorum. Ayrı ayrı, herkes ayrı ayrı. Tabii böyle, herhalde böyle geliyordur yani. Hepsini dolaşıyordur. Onundan da geçiyordur biraz bir şeyler herhalde. Yani. Yok, hepimiz aynı yerde. İnşallah Mevlam nasip ederse. Herkes farklı farklı. Yani ben arazime sokmam öyle herkese yani. Tamam, çit çekerim yani. Efendim? Estağfurullah, subhanekallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente. Amdike ve resulke. Ya aklımı sıra latife yaptık ya. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hayatımız sakat, konuşsak sakat, sussak sakat ha. Hayatımız sakat, konuşsak sakat, sussak sakat. Şimdi arkadaşlar ben böyle çok şey diyorum tamam böyle hani bitse de gitsek diyorum tamam. Çevremdekiler duyuyorlar. Bitse de gitsek diyorum yani bir an evvel daha fazla batmadan ondan sonra gömüleceğimiz yere dikkat edelim diyorum. Gömüleceğimiz yere ne yapalım? Dikkat edelim. Hani zararı olur. Bizim rahmetli Polat abi onun hanımı anlatmış. Rüyasında görmüş. Polat abi rahmetli işte bir isim söylüyor diyor. Mesela diyor Ayşe diyor. Tamam işte Ayşe beni rahatsız ediyor diyor Polat abi hanımına. Yenge hanım bir bakıyor böyle yani kabrin yakınında işte şurada diyelim ki Polat abinin kabri burada şurada da bir tane kabir var Ayşe. O onu ne yapıyor? Rahatsız. Anladınız mı? Hep böyle diyordum işte bir ana bitse de gitsek böyle rahatsız etmeyecek adamların yanına gömülelim falan böyle. Gömüleceğimiz yer böyle. Anladınız buraya kadar arkadaşlar? Dur ama geçen aklıma ne geldi? Ya bizden rahatsız olurlarsa, ulan bu adam nereden geldi buraya derlerse bize. Hani biz rahatsız olacağımız adamların yanında olmayalım diyoruz ya. Bizden rahatsız olurlarsa. Tabii, iyinin olmaz mı? Tabii ki. İşte ya, tabii ki. İşte onun için iyilerin yanında olalım bize faydası olsun ama onlar da bizden rahatsız olurlarsa lan nereden çıktı bu adam huzurumuzu kaçırdı falan. Yani. Düşündükçe arkadaşlar var ya bir acayip yani. Geçen geldi. Hiç gelmemişti böyle aklıma. Geçen geldi.
Ya bizden rahat. İşte şehitliğe defnedelim. Oturuz arkadaşlar konuşuyoruz tamam mı? Şehitliğe defnedelim. Efendi babamıza yakın olalım falan. Lan diyecekler yani. Çok zor iş arkadaşlar ya. Çok zor iş. Çok zor iş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam işte hani kimseyi ameli kurtarmaz. Ancak Mevla değil mi? Amel cennetteki derecelere vesile olur. Kabul ama hani insanın ameli insanın cennete girmesine yeterli ne yapmaz? Olmaz mesela. Orada mı buyurmuştu? İlla tegammedinni Allah bir rahmetihi. Orası mıydı? Ama Mevla Teala beni rahmetine daldırdı. Yani Mevla beni muhafaza etti. Mevla beni. O buradan oranın devamı mıydı? Mevlamız işte bize rahmet ederse yoksa arkadaşlar he? Orada mıydı? Yani hiçbir şeyine güvenme. Her şeyi yap ama hiçbir şeyine güvenme. Bak her şeyi yap ama hiçbir şeyine güvenme. Zor iş arkadaşlar, zor iş. Efendimiz Hazretlerimiz Kaddesallahu Sıra öyle buyurdu. Mevla'ya kulluk etmek iğnenin tepesine yaşamaya benzer. Mevla'ya kulluk etmek iğnenin tepesine yaşamaya benzer. Allah sonumuzu hayır etsin. Miftahuhu Bismillahirrahmanirrahim. Onun anahtarı Bismillahirrahmanirrahim'dir. Becerebilsek arkadaşlar her şey anahtar olur ha. Şeriat-ı Garra-i Muhammediye, din-i bin İslam becerebilsek dünyaya, ahirete, ahirete anahtar oluyor ya. Dünyaya anahtar olmaz mı be? Ahirete anahtar oluyor ya. Dünyaya anahtar olmaz mı ya? Her şey anahtar olur becerebilsek. فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنَ الْقِفْلِ Ne zaman ki ben Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. İşte burada. Ne zaman ki ben o kilide yaklaştım ve kultu dedim, ne dedim? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dedim. اِنْ فَتَحَا الْقِفْلُ Kilit açıldı. فَدَخَلْتُ فِي الْقُبَّةِ Kubbeye girdim. فَرَأَيْتُ gördüm. هَذِي الْاَنْهَارَ O nehirleri gördüm. Tecrî akıyor. مِنْ اَرْبَعَةِ اَرْكَانِ الْقُبَّةِ Kubbenin dört sütunundan, kubbenin dört direğinden akıyorlar. وَرَأَيْتُ مَكْتُوبًا عَلَى اَرْبَعَةِ اَرْكَانِ الْقُبَّةِ O kubbenin dört direğinde de yazılı gördüm. Ne gördüm? Bismillahirrahmanirrahim. Yazılı gördüm. وَرَأَيْتُ gördüm. Her kubbede ne yazıyor? Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. وَرَأَيْتُ gördüm نَهْرَ الْمَاءِ Su nehri var ya şimdi su, süt, şarap, bal. Su, süt, şarap, bal. Tamam. Nehral mai, su nehri. Yahrucu çıkıyor. Min mimi bismillah. Bismillahirrahmanirrahimin miminden çıkıyor. Ve raaytu nehral leben. Süt nehrini gördüm. Yahrucu minha illahi. Bismillahi derken o he'nin oradan çıkıyor süt. Ve nehril hamr. Nehral hamr, şarap nehrini gördüm. Yahrucu min mimir rahmani. Bismillahirrahman derken o mimin oradan çıkıyor. Ve nehral asel, bal nehrini gördüm. Min mimir rahimi, rahimin miminden çıkıyor. Fe'alimtu ben bildim ki enne asle hazil enharil erba'ah enne asle hazihil enharil erba'ati şu dört nehrin aslı minel besmeleti besmele-i şerifedendir. Fekale Allah azze ve celle Mevlamız Celle Celaluhu buyurdu ki Ya Muhammedu, ey Muhammed aleyhissalatu vesselam Men zekereni bihadihil esmai Kim beni bu isimler ile zikrederse Bismillah, Besmele, Allah lafzu şerifi, Rahim lafzu şerifi Min ümmetike Senin ümmetinden kim beni bu isimler ile zikrederse Bi kalbin halisin, halis kalbile Min riyain, riyadan halis, riya yok Allah nasip etsin arkadaşlar Riyadan halis bir kalple beni zikrederse ve kale derse ne derse Bismillahirrahmanirrahim derse sakaytuhu min hazil enhari bu nehirlerden ben içiririm sularım onu. Bu nehirlerden sularım onu sikaya. Bu nehirlerden onu ne yaparım? Sularım. Yani bu nehirlerden içiririm demektir. Fil hadis. Tamam bu bitti şimdi. Fil hadisi gene hadis-i şerifte varid oldu. La yeridu dua la yuraddu duaun evveluhu bismillahirrahmanirrahim. La yuraddu reddolunmaz ne duaun hiçbir dua ki evveluhu başı nedir bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahimdir. Başı bismillahirrahmanirrahim olan hiçbir dua reddolunmaz. Ve fil hadisi eydan yine hadis-i şerifte varid oldu.
Men rafa'a kurtasan min el-ardı. Burası ciddi mevzu arkadaşlar. Bu zaman yani burası, bak dikkat edin buraya şimdi. Ve men rafa'a kurtasan min el-ardı mektuben aleyhi bismillahirrahmanirrahim iclalallahu ve ismihi en yudennese kana indallahi min es-siddiqine ve huffifa an valideyhi ve in kana müşrikeyn. Buraya dikkat edin arkadaşlar, bak. Men kim? Ve fil hadisi eydan. Aynı şekilde hadis-i şerifte varid oldu. Men kim rafa'a kaldırırsa, neyi kırtasen bir kağıdı, minel erdi yerden, kim yerden bir kağıt kaldırırsa, öyle kağıt ki mektuben yazılmış aleyhi o kağıdın üzerine, ne yazılmış? Bismillahirrahmanirrahim. Üzerinde besmele-i şerife olan bir kağıdı yerden kaldırırsa, mesela Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, işte bu ayet-i kerimenin tefsiri aşağıda gelir inşallah büyük ihtimal, ama tefsir Ruhul Furkan'da arkadaşlar şey var, Peygamberimiz gidiyordu aleyhissalatü vesselam, bir genç vardı yanında Peygamberimizin, yerde bir kağıt gördüler, Peygamberimiz ona almasını buyurdu, işte aldı, ne var sordu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kağıtta, Bismillah var buyurdu dedi genç. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam la'an Allah men faale hâzâ buyurdu, bunu yapan Allah lanet etsin buyurdu. Ve la tada'u ismallahi illa fî mevdaihi, Allah'ın ismini sadece yakışan yere koyun. Direkt lanet etti Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Arkadaşlar işin aslı edeptir, hürmettir. İşin aslı nedir? Edep koy, hürmettir, hürmet. İşin aslı nedir? Hürmettir. İşin aslı nedir? Hürmettir. Hepsinin, her şeyin aslı hürmettir arkadaşlar. Daha kolay mana hani saygıdır. Hepsinin aslı saygıdır, hürmettir. Ne olduğu, nasıl olduğu, onlar sonraki işler. Onlar ikinci plandaki işler. Aslı hürmettir. Saygıdır. Ben sana bir şey yap diyorsam, sen de yapmıyorsan o iş ayrı mevzu, tamam mı? Ben sana diyorum ki şu mikrofonu aç, sen de açmıyorsan, ya mikrofonun açılmadığı, ses iyi çıkmadığı, onlar ikinci mevzu. Sen saygısızlık yaptın kardeşim. Anladınız mı? Açma dedim, açtıysan ne yaptın? Saygısızlık, böyle değil mi arkadaşlar? O açıldı, ses çıktı, çıkmadı, şöyle oldu, böyle oldu falan, onlar sonraki işler onlar. Yap denilen şeyi yapmak saygıdır, yapmamak saygısızlık. Yapma denilen şeyi yapmamak saygıdır. Yapmak saygısızlıktır, hürmetsizliktir. İşin aslı hürmettir. Bu din işinin aslı, mebnası, özü, hulasası nedir? Hürmettir, saygıdır. İşte edeptir vesaire, onlar pek yine bunun açıklaması. Aslı hürmettir arkadaşlar. Hepsi hürmettir. Hürmet kıymetlidir. Hürmetsizlik tersine kıymetlidir. Hürmet artı kıymetlidir. Hürmetsizlik eksi kıymetlidir. Ma vasale men vasale illa bil hürmeti ve ma sakata men sakata illa bi terkil hürmeti. Ma vasale ulaşmadı men vasale ulaşan, ulaşan ulaşmadı illa bil hürmeti, ancak hürmet sebebiyle ulaşmıştır. Ve ma sakata men sakata, düşen düşmedi illa bi terkil hürmeti, hürmeti terk etmek sebebiyle düşmüştür. Ulaşan ancak hürmet ile ulaşmıştır, düşen ancak hürmeti terk etmesi sebebiyle düşmüştür. Bu arkadaşlar çok ciddi mevzudur. Yani. Bak şimdi burada hürmet var. Marraf, ötekinde hürmetsizlik var. Gördü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Kağıt var yerde. Şimdi dikkat edin, bir kağıt onu yere atmak kime ne zararı olur? Mesela bir adamın malını çalsan o adamın büyük zarar olur, değil mi? Değil mi? Böyle bir zarar var mı? Yani bir kötülük var mı? Yani ne var? Bir tane kağıt parçası. Şöyle bir kağıt parçası. Yırtık böyle. Kenarı yırtık falan böyle. Hiç böyle bir, ama üzerinde Allah yazıyor. Onu yere atılmış. Yani kimseye bir zararı var mı? Ne olur? Söyleyin. Ne olur? He? Hürmetsizlik arkadaşlar. Hürmeti en çok hak edene, en çok hürmet göstermemiz gerekene hürmetsizlik. Mukabili la'anallahu men faale hada. Bunu yapan Allah lanet etsin. Ne demek? Allah bu adama acımasın buyurdu Peygamberimiz aleyhisselam. Allah bu adama rahmet etmesin buyurdu Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Lanet bu demek. Rahmetten uzak olmak demek. Allah bu adama rahmet ne demek?
acımak demek. Yani kolaylaştırın manaları. Lanet ne demek? Rahmetten uzak olmak demek. Rahmet ne demek? Acımak. Yani acımaktan uzak olsun. Yani Allah bu adama acımasın. Allah'ın acıması bu adama dokunmasın. Yaptığı şey ne? Bir kağıt yere attı. Ama üzerinde Allah yazıyor kağıdın. Üzerinde Bismillah yazıyor kağıdın. Bu arkadaşlar titiz mevzudur. Orası hürmetsizlik. Burası hürmet. Bak, hürmetsizlik edene lanet edildi. Bakın şimdi. Şimdi orası bir uç. Burası başka bir uç. Men kim rafa'a kaldırırsa kırtasen bir kağıdı minel erdi yerden. Öyle kağıt ki mektuben yazılmış aleyhi üzerinde. Ne yazılmış? Bismillahirrahmanirrahim yazılmış. Ama iclalellehu, ona hürmet ettiği için kaldırırsa. Tamam mı? Mesela dedim ki sana o sırada kağıt lazım. Aa, kağıt varmış dur alayım dedin. Kaldırdın ama niye kaldırdın? Ama hürmet etmek için kaldırırsa. Arkadaşlar hürmet, hürmetin kıymetini ve hürmetsizliğin kıymetini bilin. Çok şey yakalarsınız. Hürmet arkadaşlar, hürmet. Kağıda hürmet, kaleme hürmet, çöpe hürmet gerekirse. Hürmetin de kıymetini bilin, hürmetsizliğin de kıymetini bilin. Hürmet mevzularını yakalarsanız çok istifade edersiniz. Hürmetsizlik mevzularını yakalar, onları düzeltirseniz gene çok istifade edersiniz. Ortada bir hürmetsizlik var, onun önüne geçebilirseniz, ondan rahatsız olursanız, onu gıcıklanırsanız, onun için bir şeyler yaparsanız çok kazanırsınız. Bir de öbür taraftan hürmet olan bazen böyle arada bir şeyler olur, böyle kaçıyordur. Mesela 500 kişi geçer, bir kişi görür kağıdı. O kazanır işte. Herkes üzerine basar geçer, Allah muhafaza etsin. O kazanır orada işte. Orada çok kazanır insan yani. Hiç belli olmaz. Yani bunlar öyle amel. Bak okuyacağım şimdi. Böyle yani. Tamam. Hiç belli olmaz böyle mahşer ahalisi. Şimdi sen gel denir böyle. Sen gel. Niye? Sen kağıt kaldırdın yerden. Sen benim ismime hürmet ettin. Sen bana hürmet ettin. Bir insan Allah'a nasıl hürmet edebilir ki yani? Ne yapacaksın? Ya, baklava mı ısmarlayacaksın? Ne yapacaksın? Yapabilir misin öyle bir şey? Ha? Öyle bir şey yok ki. Bu arkadaşlar ya. Sen benim ismime hürmet ettin. Gel kul. Senin şöyle hatan vardı, kusurun vardı, günahın vardı, eksiğin vardı, şöyle vardı, böyle vardı. Sen hürmet ettin, sen gel. Sen saygı gösterdin, sen gel. Tamam. Acayip arkadaşlar insan için. Onu dikkat et, kaçırmamaya çalışalım. Ben size ipucu veriyorum. Ben de pek iyisin. Evet. Bakın şimdi men rafa kurtasen minel erdi mektuban aleyhi bismillahirrahmanirrahim iclalellehu, ona hürmet etmek için kaldırırsa veli ismihi ismi için, Allah'ın ismi için veya Allah'ın ismine hürmet etmek için kaldırırsa neden en yüdennese, kirlenmesinden, yahu bu kirlenir burada, çamur olur, toz toprak olur, Allah'ın ismi kaldırırsa kâne indallâhi mine sıddîkîne. Bu adam Allah katında sıddıklardan olur. Bu adam Allah katında sıddıklardan olur. Sülahâ, şühedâ, sıddîkîn, nebiler. Salihler yukarı çıktı. Öteki adam çok namaz kılıyor. Bu adam Allah katında daha fazla bir şey. Öteki adam şehit olmuş. Şehit olan adam salihten üstün. Şehitlik, şehadet mertebesi, salah mertebesinden üstündür. Bu adama verilen mükafat sıddıklık mertebesi. Özel kul. İyi kul, şehit kul, fedakar kul. İyi kul, fedakar kul, özel kul. Özel kul, özel. Hürmet arkadaşlar. Dur. Kâne indallâhi mine's-sıddîkîne ve huffife an vâlideyhi ve in kâna müşrikeyni. Ve huffife, azap hafifletilir an valideyhi. Ana babasından azap hafifletilir. Ana babasının azabı hafifletilir. Ve in kâna müşrikeyni, müşrik bile olsalar, putperest bile olsalar. Putperest bile olsalar. Mesela işte Ebu Leheb hakkında var ya, değil mi? Ne yaptı? Hürmet etti. Değil mi? Yani sevindi. Aa, senin yeğenin oldu. Öyle mi?
Kim getirdi müjdeyi? Müjdeyi bir köle getirdi. Yeğenin olmuş. Tamam, azatsın sen. Seni azat ettim. Niye? Sevindim onun ben doğumuna. Çok kıymetli Mevla katında. Mevla katında çok kıymetli arkadaşlar. Ne yaptı? Bir şey mi yaptı? Bütün hayatı boyunca baş düşman oldu neredeyse, değil mi? Bütün hayatı boyunca düşmanlık etti. Ama sevindi, o boşa gitmiyor işte. Bak şimdi dikkat et, tersini düşün. Bir de tersini düşün. Sevindi de ne oldu yani şimdi hani? Tersini düşün bir de şimdi. Mesela bizim hayatımızı bu o kadar var ki. Mesela yolda gidiyorsun. Hadi biraz konuşayım size. Yolda gidiyorsun. Caddede yürüyorsun. Karşıdan da burası yol, gidiş mesela, burası geliş. Öbür tarafta da insanlar, buradan insanlar gidiyor, buradan insanlar gidiyor. Sen buradan gidiyorsun, oradan da biri geliyor böyle. Mesela böyle sakalı var, takkesi var. He? Sakalı var, takkesi var. Ne demek o? He? Sophie. Sophie. Ne demek o? Dindar adam ya. Müslüman adam demek. Ötekiler Müslüman değil mi? Sakal yoksa Müslüman değil mi? Ne demek? Dindar adam ya. Dindar. Hani tutucu diyorlar ya. Yani sahip çıkıcı demek tutucu. Doğru arka kelime. Dindar. Dar tutucu demek. Dindar. Din tutucu. Dinini tutuyor. Dinine sahip. Dinine sahip olmaya çalışan bir adam. Bir şeylerine sahip oluyor. Arkadaşlar içimiz, hepimiz yani herhangi birimiz %100 dinimize sahip olabiliyor muyuz? Hiçbir şeyini bırakmadın. Her şeyin tam. Var mı öyle? Öyle yok. Bir şeylerini yapabildiğimiz kadar işte bir şeylerini tutmaya çalışıyoruz. O da dinini tutan bir adam işte. Sen bunu gördün. Anladınız mı? İşte oradaki senin tavrına göre bak değişir şimdi. Tersini düşün. Yani işte senin tepkine göre ne yapar? Mevla katında kaçar mı hiçbir şey? Onun miktarı kaçar mı? Mesela senin sevinmenin, gördüğün zaman memnun olmanın böyle derecesi, derece farkları çok ince ayarlı değil mi olur Mevla katında? Bizim o kat, bizde o kadar ince ayarlı olmaz. Mevla katında çok ince ayarlı olur. Mesela adam gördü mesela. Öbür tarafta gene buradan gidiyor. Öbürü de buradan geliyor böyle. Takkesi var, sarığı var mesela. İşte sakalı var mesela. Gördü, suratına astı. O da olur mu? He? Artık ne yaparsan kardeş. Senin kalbine kalmış. Bak o sırada tepkisini ne yaptı? Azat etmekle gösterdi. O tepkisini ne yaptı? Azat etmekle gösterdi. O Yahya abinin anlattığı mevzu vardı ya. Ne dağıtmıştı adam? 20 ton. O maliyeti hatırlıyor musun? Maliyeti hatırlıyor musunuz? Fatih burada mı? Hakkaya? Yok. Yok, sen anlamadın mevzuyu. Şimdi Hindistan'da değil mi? Hindistan, Pakistan mı? Afganistan. Pakistan. Pakistan'da bir medrese yapılacak. Tamam. Pakistan'da bir medrese yapılacak. Tabii bu işin bir ekonomik tarafı var. Bu ekonomik tarafını kim üstlenir? Bu ekonomik tarafını ne yapar? Kim üstlenir? Uygun birisi, yani ekonomik olarak uygun birisi talip olmuş. Talip olan çoktur. Akıllı adamlar talip olur. Talip olmuş. Bir tanesine İhale çıkmış, ihale birine kalmış. Tamam, sen üstlen bu iş. İşte o üstlenen adam ne dağıtmış? 20 ton tatlı dağıtmış millete. Bana nasip oldu. Elhamdülillah. Çok şükür ya Rabbi, teşekkür ederim. Bana nasip ettin ya Rabbi. Artık bu adamın yaptığı, hani yaptırdığı medrese mi kıymetlidir? Sevinip de dağıttığı tatlı mı kıymetlidir? Bilen ben, benim matematik yok öyle. Ben kafam almıyorum. 20 ton tatlı dağıtmış. Ya Rabbi bana nasip ettin ya Rabbi. Böyle bir sermaye bana, böyle bir nimet bana nasip ettin ya Rabbi.
Şuraya bak ya. Anladınız mı? Ya. Geç öteye vecih. Bak ben yaptırıyorum. Parasını da ben veriyorum. Ben yaptırıyorum. Ona göre ha kıymetimi bilin ha. Ya Rabbi bana nasip et. Elhamdülillah. Ya. Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. Konuşmak. Subhanakallah. Hamduka ve Resulüka. İşte öyle arkadaşlar. Hürmet, 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 hürmet. Hürmet. Sevgi de bir nevi hürmettir. Sevgi de bir nevi hürmettir. Bir tık aşağısıdır ama. Bir tık aşağısıdır. Anne baba işte ama şey var. Anne baba sadaka-i cariye gibi düşün. Hoca talebe gibi düşün. Onun sebebi o. Sebepli kasabiyle. Hoca talebe gibi düşün. İyi bir şeyin hocasısın. O iyi şeyden istifade eder misin? Kötü bir şeyin hocasısın. O kötülükten istifade eder misin? Kötü bir şey öğrettin sen başkasına. O senin öğrettiğin kötülüğü o yaptı. Sana günah yazılır mı? E sen yapmıyorsun. Sen öğrettin. E sen parmağını kımıldatmadın. Sen yap. Sen öldün gittin. Senin öğrettiğinin, 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 öğrettiği adam yapıyor o işi. O kötülüğü yapıyor mesela. Sana günah yazılır mı? Yazılır. Niye? Sen öğrettin. E iyi öğrettin, mükafat yazılır. Kötüyü öğrettin, ceza yazılır. E şimdi bu da, bunlar, bu, tamam teselsüllük var burada yani. Tamam. Anne babada. Mesela o hadis-i şerifte, hadis-i şerifin şerhinde şey var. İza mat ibn adamin kada amelu illa min salasin sadakatin cariyetin ev almin yuntafu bi evretin salihin yed'u leh. Mesela kendisine dua eden salih bir evlat bıraksa, tamam mı? Hadis, her ne kadar hadis-i şerifin lafzında zahirinde dua eden diye geçiyorsa da şerhler şey diyor yani dua etmese bile yazılır. Tabii ki dua eden daha ala aliyyul ala olur ama dua evlat dua etmese bile hani ya Rabbi ben ya bu işte kıldığım namazdan anneme bana sevap gönder demese bile ona ne olur? Onlara yazılır. Anne baba da öyle bir hususiyet var. Vallahi işte yani şimdi Ebu Cehil peygamberimizin peygamberliğini şey Ebu Leheb peygamberimizin peygamberliğini istiyor muydu? İşte Mevla ile aradaki muamele. Biz buradaki püf noktayı cımbızlayın. Püf noktayı cımbızlayın. Besmele-i Şerif'in tefsirinde geçti burası. Yani bu lafızların kıymetini anlatıyor ama bir taraftan ben üzerinde durduğum hürmet mevzusunu cımbızlayın özellikle burada. Hürmetin Allah katındaki kıymetini mukabelesini, öbür tarafta hürmetsizliğin Allah katında kıymetini ve mukabelesini ona ne mukabele edilecek onları anlamaya çalışalım inşallah. Onun için arkadaşlar kitaptı, kağıttı vesaire bunlara dikkat edin. Yani mesela gazeteler büyük iş arkadaşlar. Takvim yaprakları büyük iş yani. Eskimiş kitaplar büyük iş. Mesela daha biraz önce oldu. Ben gömüceklerin arasında bir şeyler koydum. İyice bayağı birikmişti. Dedim Kemal abiye vereyim. Baktım biraz daha durur ondan sonra veririm dedim mesela. Benim aşağıda kutum var. Evde de var. Gömülecekler diyorum ben. Siz de öyle diyorsunuz değil mi? Gömülecekler. Gömüleceklerimiz var bizim mesela. Biliyorsunuz mu? Gömülecekler. Özel bir bölümümüz var. Özel bir yerimiz var. Çekmecemiz var. Kutumuz var. Mesela aşağıda çekmecem var. Orada yukarıda evde dolabımda işte kutu var mesela. Gömülecekler oraya konuyor. Biriktikçe paketleniyor. Gömülecekler diyoruz. Evvelden gömdürüyorduk. Şimdi denize attırıyoruz. Abdülhak sağ olsun. Böyle şeyler arkadaşlar. Ya ayak basmayacak bir yere gömülür. Üzerindeki mukaddesat silindikten sonra yakmak caiz olur. Mesela misal olarak söyleyelim. Bir gazete. Yazıyor millet, ayet-i kerimede yazıyor, hadis-i şerifte yazıyor, peygamberimizin ismi şerife geçiyor, değil mi? Bir sürü şey geçiyor. Çöpe atılmaz, hapı yutarsınız. Yakamazsınız, hapı yutarsınız. Sildikten sonra onları yakabilirsiniz, hepsini sileceksin, o kağıdınızda hiç kalmayacak. Mukaddesata dair hiçbir şey kalmayacak üzerine, ondan sonra yakabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Ayak basmayacak bir yere gömebilirsiniz. Temiz bir akarsuya denize bırakabilirsiniz, atabilirsiniz. Harbi şerifteydim arkadaşlar, oturuyoruz. Bir genç geldi. Siz var mıydınız?
Belki yalnızdım. Gençten bir çocuk. Selamünaleyküm, aleykümselam. Hani nereli bilmiyorum yani. Nereli bilmiyorum. Ama Arapça konuşuyor. Sonuçta Arabistan, yani Arap lisanı konuşan bir yerlerden çocuk. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şimdi benim elimde bir kağıt gösterdi bana. Üzerinde bir şey notlar alınmış mesela. Ayet-i kerimeler, hadis-i bir şeyler alınmış. Şöyle küçük bir kağıt. Dedi mesela, bu kağıtta benim işim bitti. Şimdi ben bunu atabilir miyim diye sordu bana. Bu kağıt. Değil mi? Notlar alıyorsun, sonra bitiyor iş ya. Bunu atabilir miyim diye sordu. Atamazsın. İşte size anlattığım gibi ya şöyle yapacaksın, ya şöyle yapacaksın, ya şöyle yapacaksın, ya şöyle yapacaksın. Dedim ben ona. Hani en makulü silmek zor iş arkadaşlar yani. Silmek zor iş. En sağlam bunlar gömülecek. Tamam dedi, teşekkür ederim dedi. Döndü arkasına, 3-5 metre gitti. Geri döndü. Ya dedi, versem sen gömer misin dedi bunu. Anladınız? İyi dedim. Ha dedim, ona da anlattım işte. Benim dedim, bak böyle kutum var, oraya koyuyorum dedim. Onu biriktikçe gömüyorum falan dedim. Sen de öyle yap dedim. Ona tamam dedi, gittik. Ya sana döndü, nasıl olsun bu yapıyormuş. Dedi, versem sen gömer misin dedi. Tamam dedim, aldık. Onu getirdik Türkiye'ye. Hicaz'dan Mekke-i Mükerreme'deydi. Onu getirdik Türkiye'ye burada. Burada bizim gömüleceklerin arasına gitti. Aman arkadaşlar, aman dikkat edin. Mesela Kur'an-ı Kerim eskidi, kitaplar eskidi. Dediğim gibi yani hani sildikten sonra, ama silemezsiniz ki yani. Nerede sileceğiz? Pratikte zor. Ve huffife an valideyhi ve inkana müşrikeyn. Ve zekara el-Şeyh Ahmet el-Buni fi letafil işarat. Peki burada kalalım arkadaşlar. Gidecek 45 dakika oldu. El-Fatiha.